Arkadaşlar, benim kafa gerçekten Kırkerem'de ya. Musab'ın dağda yaptığımın aynısını burada da yapıyorum. Su yok, kimse yok. Yani şurada bir kalp krizi geçirsen Allah göstermesin, tamam gittin. Şu manzaraya bakın ama. Çantaya kaldı ta nerede? En az 200 metre yukarısındayım. Burası benim memleketim. Zirveye çok az kaldı. Yani bunu da çıkmasam, su bile olmasa yanımda, çıkmasam ayıp olur. Ölürsem de mezarımı buraya diksinler. Arkadaşlar, mobiletim şuradaki direğin yanında hemen. Sonra size telefonla bir zoomlayayım da bakın bir ne kadar yukarıya çıkmışım. Fazla da kalmadı zaten. Haydi biz zoomlayalım. Evet arkadaşlar, direğin yanına zoomluyoruz şimdi. Mobileti göstereceğim size. Görüyor musunuz? Orada direğin hemen yanında. Arkasında şöyle. Burada bir kırı çıkıyor. Acayip rüzgar var ya. Rüzgar var ya, uçuracak beni. Zirveden gelen dostu görebiliyor musunuz buradan? Arkadaşlar, Şarkara Ağaç gelen dost arası tam 40 kilometre karayolu ile. Ama hemen hemen düz yani yol. Böyle fazla virajlı değil. Ama görünüyorsa gerçekten muhteşem bir şey olacak. Siz düşünün yani ne kadar yüksekteyim. Arkadaşlar, zirveye çok az kaldı. Bakın burada ne var yine. Ya arkadaş, İçiyorsun. Bir şey demiyorum. O senin bileceğin iş. O seninle Rabbinin arasındaki bir mevzu. Ama yani şu, sizce burası ot olsa ne görüyor burada? Arkadaş, bu bir mercek. Böyle tuttunuz muydu? Güneşe doğru görüyorsunuz. Buraya bir yoğun bir ışık geliyor. Abicim, yani kuru otlarda, burası neyse ne, dağın tepesi. Ama yani şurada kuru ot olsa, abicim yapmayın ya. Ya bu şerefsizliği, bu haysiyetsizliği. Yani ağzıma ne gelirse söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Terbiyem müsaade etmiyor. Ama yazıklar olsun ya. Yapmayın şunu arkadaş. İçtin, tamam, güzel. Ama bu pisliğini niye buraya atıyorsun veya niye burada kırıyorsun bunu ya? Yapmayın arkadaşlar ya. Burası diyoruz milli servetimiz. Yani şurada orman olsa, şu aşağıdaki bir yerde olsa, ki mutlaka orada da vardır. Yani sıcak havalarda yangın çıkaracağı belli. Yapmayın bunu ya, atmayın. Arkadaş, doğaya böyle şeyleri atmayın ya. Ya ben inanamıyorum ya, niye böyleyiz biz ya? Yani milletçe %90'ımız böyle ya. Niye böyle ya? Her konuştuğum böyle herkes de kızıyor. Herkes kızıyor. Ya bu kızıyor da bunu kim yapıyor arkadaş? Yani yine başka hiçbir şeye sinirlenmiyorum da böyle şeylere sinirleniyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani yazık ya. Yapmayın şunu ya. Şimdi ben bunu ta aşağıya taşıyacağım. Beyefendi, senin pisliğini aşağıya taşıyacağım. Evet arkadaşlar, muhtemelen kale kalıntıları burada. Bunlar doğal bir şey değil. Şu an tam zirveye çıktım arkadaşlar. Şunları geri almak kaydıyla bir bırakalım buraya. Evet, gördüğünüz gibi burada duvarlar var. Görüyorsunuz. Kale muhtemelen burası. Gözetleme kulesi gibi bir şey de olabilir. Gerçekten. Evet. Şu an gelen dostu göremiyorum ben. Yavaşça bakalım. Şu arkamızdaki köy, burada bir köy gözüküyor. Orası Yenice Kale. Onun arkasından, sırtından muhtemelen bakın orada yol görüyorsunuz. Böyle araya girip gidebiliyorsunuz. Arabayla bile gidebiliyorsunuz oraya. Burası Yenice Kale. Şimdi
Burası Göksöğüt. Arkası dört yol var orada. Yani tam şey gözükmüyor tabii ki. Ama Eğirdir Gölü bu dağın arka tarafında. Gelen dosta bu dağın arkasında. Fazla o kadar da çok şey değil yani. Aslında biraz daha yüksekte olsa görebiliriz orayı. Ama şu an görmek mümkün değil. Çünkü dağ var aramızda. Arkadaşlar şu an zirvedeyim ben ya. Kalenin olduğu yerdeyim. Kalenin içerisindeyim ama burası gerçekten kale. Görüyorsunuz bak taşlar burada. Doğal bir taş değil burası. Yenice Kale de boşuna değil yani. Bu köyün adı Yenice Kale. Burada bir kale var. İnanılmaz bir yer ya. Evet. Şimdi gerçekten kalenin duvarını göreceksiniz. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaş. Ben şişeye kızıyorum. Her yer plastik. Bakın. Plastik. Plastik. Ya bu nedir ya? Tamam suyu koydum buraya. İçmek için mi bıraktım bilmiyorum ama. Tabii arkadaşlar görüyorsunuz burada abilerimiz kazı yapmışlar. Bunlar kurcalanıyor tabii ki. Taşı yerinden oynatmışlar. Kırmışlar daha doğrusu. Görüyor musunuz? Böyle yerinden oynatmışlar. Hazine aramışlar. Gerçekten baya baya kaleymiş burası ya. Ben gözetleme kulesi gibi bir şey zannettim ama görüyorsunuz bak. Kale duvarının taşların üzerindeyim şu an. Arkadaşlar biliyorum video çok çok uzun olacak. Ama maalesef bunu uzun yayınlayacağım. Tek parçada yapacağım. Yani bunlar benim için, kendim için bir hatıra, bir anı olacak. Yani bundan 20 sene sonra böyle yerlere çıkamayacağım zaman açıp baktığımda vay be nerelere gitmişim diyebileceğim videolar çekiyorum. Bunu sadece YouTube'da yayınlayıp para kazanmak için değil, kendim için bir anı olsun diye de yapıyorum. Evet, şu an aşağıda öğlen ezanı okunuyor. Abi çok muhteşem bir yer burası ya. Muhteşem ve inanılmaz. Yani ama tabii burayı yani gerçekten kurcalamışlar. Doğal bir yıkım falan değil. Bilinçli bir yıkım var burada. Şuna bakın şuna. Abi bu taşları buraya nasıl getirdin? Nasıl yaptın ya? Ben zor çıktım. Motorla yarısına kadar çıktım. Ondan sonra yürüyerek çıktım, zor çıktım. Arkadaş bunu nasıl yaptın sen burada ya? Şuna bakın arkadaşlar. Yani burada yontmuş, buraya göre ayarlamış, buraya göre kondurmuş. Oturtmuş yani taşı. Şunun oturuş şekline bir bakın bak. Birbirinin içine geçirmiş. Her yeri böyle. Çok büyük bir alan ya. Defineciler siz bakmayın. Buraya falan gelmeyin. Jandarma orayı takip ediyormuş. Aklınızdan bile geçirmeyin. Karış karış dolaştık diyenleri duyar gibiyim. Şu taşın güzelliğine bakın. Neler yapmış ya. Abi burası sadece kale değil, burası bildiğiniz saray gibi bir şey olma ihtimali de var. Tam 36 kilometre Yalvaç.
arkadaşlar. Dipek taşı gibi bir şey var. Biliyorum çok rüzgar var burada şu an. Ama bunları göstermem lazım size ya. Biliyorum arkadaşım biri sesin hiç iyi gelmiyor demiş videolarda. İnşallah çok yakın zamanda kameram için bir mikrofon alacağım. Daha güzel böyle rüzgar sesini engelleyen kamera var. Hiç kamera diyorum, mikrofon var. Onu mutlaka alacağım. Burada bir dibek taşı var görüyorsunuz. Orada bir oyuk var, duvarlar var. Ya burası muhteşem bir yer ya. İnanılmaz bir yer. Yani burası İsviçre'de, Almanya'da, Avusturya'da olsa yemin ediyorum burayı turizme açarlar ya. Burada var ya, dağın tepesine otel yaparlar. Şuraya bakın, şuraya. Lan oğlum mağara var lan burada. Hiç. Mağarayı anladık da bu çaydanlık neyin nesi burada? Bura ne ya? Buraya bir telefonla bakalım. Ne olacak? Şişe gibi bir şey var ama şu an tam anlayamadım. Biraz sonra bakarız. Teneke. Toprak çıkarmak için. Arkadaş bu deliğe nasıl girdin? Nasıl buraları aradın ya? Evet. Böyle şeyler de var. Ama çay içmeyi de ihmal etmemiş ha. Onu bari ya, unutmuyoruz yani. Neyse biz devam edelim. Bu dağın tepesinde de çay içmek önemli tabii ki. Evet. Arkadaşlar. Böylelikle Yenice Kale kalesine çıktım. Artık dönüşe geçiyorum. Bu muhteşem yerden. Ben çok beğendim. Herkesin gelip görmesini isterdim ama tabii ki herkes imkan bulamayacaktır. Onun için ne yapacaksınız? Açacaksınız hem TV'yi, seyredeceksiniz, izleyeceksiniz. Siz de buraya gelmiş gibi olacaksınız. Ben emin olun en az Kızıldağ kadar tepedeyim. Yani az buz değil. Kızıldağ görüyorsunuz. Şöyle baktım mıydı aynı seviyedeyim şu an. Yani burası 1800-1900 rakımları olması gerek. Yani 1900 yoktur belki ama o aralarda 1800'den kesinlikle aşağı değil. Yani Çiçekpınar Ovası'ndan 800 metre yukarıdayım ben. Neredeyse. Tabii Beyşehir'i görüyorum ya. Bütün azametiyle Beyşehir'i görüyorum. Yani telefonla zoomlasam belki Beyşehir'in şeyini, yani sadece gölün değil Beyşehir'i de göreceğim yani. Bize 50 kilometre ileride o. Burada adaları görüyorum. Gedikli Adası var. Eşek Adası var orada. Onlar gözüküyor da. Yani onlar neredeyse ortada. Beyşehir'de o arka taraftaki son yerde. Şurada çıkıntı var. Orası balık şeyi var orada. Şu an adı aklıma gelmedi. Orada balık restoranı var. Kreli'nin biraz daha aşağısında. Ya da aklıma gelmiyor. Aklıma gelirse söylerim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kadar yüksek bir yerdeyim. Bu taraf Antalya. 180 kilometre buraya. İnanılmaz ya, inanılmaz. Öyle mutluyum ki buraya kadar çıktığım için. Şu an çok rahatladım. Suyum yok aslında. Şurada gördüm bir tane su ama tabii ki bu şeyi içmek istemiyorum. Şu anda ihtiyacım da yok zaten. Şu zımbırtıları alalım, inelim. Muhtemelen bira şişesi. Haydi geri dönüşe geçiyoruz artık. Arkadaşlar sizin için çıktım. Dağın tepesindeyim. Lütfen bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz YouTube'da videoların izlenme bir şeyi var.
Yani onlar bir prosedürü var. Onu izliyorlar. Ne kadar daha çok beğenilirse ve yorum yazılırsa buna göre öne çıkıyor videolarınız. Yani sizin 5000 aboneniz veya 10.000 abonenizin olmasının pek bir şeyi yok. Videonuzu seyredenler, beğenenler beğeni ve yorum atarsa hep öne çıkıyor o zaman. Siz de eğer beğendiyseniz lütfen bir yorumu bir de beğeniyi esirgemeyin yani. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dağın tepesine kadar çıktım. Zor muydu? Zor değildi aslında. O kadar zor değil. 50 yaşımdayım ama yani o kadar da iş bitmiş değil. Böyle yerler tırmanmasını becerebiliyoruz daha. Çoğu gençler çıkmak istemezdi buraya yani. Evet, görüyorsunuz. Mermer ocağından en az 300 metre yukarıdayım. Arkadaşlar biliyorum çok rüzgar var. Sesim belki iyi bile gelmiyor. Onun için kısa kesiyorum şimdi. Fazla uzatmıyorum. Aşağı iniyorum. Bisikletin yanına varınca görüşürüz. Lütfen doğamızı kirletmeyelim. Saygılı olalım ya. Ne yapıyorsak yapalım. Kimse karışamaz size. Ama buna karışır. Bunu yapmamalıyız. Bu insanlık değil. Hayvanlık bile değil. Ondan da aşağı bir şey. Pisliğini bir yere bırakmak. Arabanın camından atmak. Ya bizim dinimiz bize dinin yarısı temizliktir diyor ya. Yani siz gerisini anlayın ya. Temiz olursanız, Müslümanım diyorsanız zaten yarısını geçtiniz. Ama pisseniz, ne kadar da ibadet etseniz yarıyı geçemiyorsunuz. Kalıyorsunuz orada. Pis olmayalım. Duyarlı olalım. Arkadaşlar unutmadan söylemek istiyorum. Bir önceki videomda da Karcı Dağı'nın tepesine tırmandım motosikletle. Tam tepesine çıkmadım ama onun da hemen hemen zirvesine yaklaşmıştım. Kızıldağ'ın. Ona da bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. O da gerçekten çok muhteşem. Yani Kızıldağ zaten başlı başınca muhteşem bir dağ. Doğasıyla, oradaki oksijeniyle dünyada sadece 3 yerde var. Bu Karcı Dağ'ın etekleri. Mavi sedir ağaçları var orada. Muhteşem bir yer. Yani imkanı olan herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Oraya bir önceki videomda da oraya çıktım. Lütfen ona da bakın yani. Şantiye bütün heybetiyle karşımda arkadaşlar. Şimdi buraya telefonla zoom yapacağım. Yakına getireceğim. Gördüğünüz gibi şu binanın yanındaydım ben biraz önce. Mühendis arkadaşımızın açıklama yaptığı yer. Şimdi size telefonla zoom yapıyorum. Haydi telefona bakalım şimdi. Biraz önce bu binadaydık. Orada çay içtik. Mühendis abimize de çok teşekkür ediyorum. Kendisi güzel bilgiler verdi. Allah ondan da razı olsun. Evet, gördüğünüz gibi. Abiler görüyorsunuz. Gerçekten çok şiddetli bir rüzgar var. Ama şantiye burası. Ranta üstündeyim ben. Görüyorsunuz. İş makineleri orada. Fırtına var, fırtına. Pro 256 GB S24 Ultra ile değişmek isteyen varsa 6 aylık şey var. Daha 6 ay oldu alalı. 1,5 sene garantisi var da hemen değişmeye hazırım. Evet arkadaşlar. Döndük dolaştık zirveden. Motorumuzun yanına geldik. Gerçekten çok mutluyum burayı gördüğüm için. Bu dağın tepesine çıktığım için. Yani Yenice Kale'yi, orada bir kale olduğunu duyuyordum ama bilmiyorduk. Şimdi görmüş oldum. Bu neymiş burada? Oo, buraya bir şey düşmüş muhtemelen. Bu şeylerle alakalı bir şey. Ama buna götürelim. Bu da bize hatıra kalsın buradan. Vallahi yeniye de benziyor. Nasıl düşürmüşlerse bunu. Evet.
Attım zannetmiyorum. Götürüyorum. Bu da bana hatıra buradan. Zaten üstüne yağmur falan yağmıştır. Bozulmuştur o. Yoksa gider teslim ederdik yerine. Evet arkadaşlar. Şantiyenin üstünden şimdi aşağıya ineceğim. Aslında şurada bir güzel bir şey var. Bayağı büyük bir mermer şeyi. Aslında oraya gidip size göstermeyi çok istiyorum. Çünkü gerçekten bu dağın üstü nasıl, içi nasıl? Burası gösteriyor onu. Evet, motoruma bindim. İnişe geçtim diyordum ama orayı göstermeden olmayacak. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle motorumuzu ileriye koyalım. Mermer ocağını buradan daha güzel görüyoruz. Kat kat. Buraya kadar. Ama burada ne var? Abi inanılmaz bir şey ya bu. Tek parça burayı nasıl kestin sen böyle ya? Abi 10 metre var yüksekliği ya. Rahat 10 metre var. Gerçek diyorum, siz zannediyorsunuz ki yok ya falan. Görüyorsunuz mu? Dağın üst kısmı böyle. Bakın. Normal. Aynı deminki gezdiğim kayalıkların üstü gibi. Ama içerse sesim şu an acayip yankılanıyor. Görüyor musunuz? Altımız mermer. Sağımız mermer. Solumuz mermer. Önümüz mermer. Abi muhteşem ya. Üf, şuna bak. Buz gibi ha. Uf. Yemin ediyorum 10 metre var. Görüyor musunuz? Allah'ım yarabbim ya. Nasıl kesiyorlar bunu böyle ya? Sanki üstüme yıkılacakmış gibi duruyor ya. Üstü normal kayalıklar var, şeyler var. İçi böyle. Allah Allah, ne kadar enteresan ya. Muhtemelen buradan bir şeyle girmişler. Bu arıcıklar ne yapıyor burada? Tuz falan mı yiyorlar acaba? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Bunlar muhtemelen burada bir mineral yiyorlar yani. Tuz da olabilir. Artık ne varsa bunun içerisinde. Neyse bunları rahat bırakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani neredeyse 10 metre var ya. Kaya üstüme yıkılacak. Sanki öyle yıkılacakmış gibi duruyor. Yani inanılmaz bir oluşum. İçi böyle görüyorsunuz. Böyle. Yani çok enteresan ya. Yani düşünün. Siz bu dağın üstünde yürüyorsunuz. Normalde burası yok. Yani her dağ böyle zaten. Ama altında ne servetler yatıyor görüyorsunuz. Anca içini açınca veya kesilince görebiliyorsunuz. Yani her yer böyle aslında. Burası da aynı Kızıldağ'ın tepesi gibi. Orası da böyle hep. Ama İçi böyle. Şu alttaki mermere bakın yani. Her yer mermer. Evet arkadaşlar. Biliyorum çok uzattım. Bu video çok uzun oldu. Ama yani bunu fazla kesmeden yayınlayacağım. İsterse 1,5 saat olsun. Gerçekten burayı çok görmek istiyordum. Görmek isteyenler de videoma baksınlar, görsünler. Şuraya bakın, şuraya. Bu güzellik başka nerede var ya? Gerçekten ben yani karşı taraftan baktığınızda çok berbat, dağı sanki yıkıyorlar, yakıyorlar gibi. Ama buradaki iş bittikten sonra bunların sorumluluk alanında burayı yine ağaçlandırıyorlarmış. Yani diyor biz böyle bırakmıyoruz. Afyon'da bunun çok güzel örnekleri var dedi. Gidip orada bakabilirsiniz. Şantiye sahasında iş bittiğinde, yani alınacak bir taş kalmadığında onun üstünü kapatıp orman yapıyorlarmış. Evet. Artık ben geri dönüşe geçiyorum. Benzinim bitti diyor ama bakalım. Geri dönebileceğiz mi? Köye varabileceğiz mi? Yoksa yardım mı çağıracağız? Haydi devam.
Evet arkadaşlar, çok güzel fotoğraflar da çektim. Bu karşıda gördüğünüz Salur'da, burası Salur'un şantiyesi. Arkadaşlar geçen sene burada dinamit deposu patladı. Yani gerçekten dağ neredeyse aşağı indi diyebilirim. Ve bizim oradan Çiçekpınar kasabası ta burada bütün camlar sallandı. Taşların üstünde böyle işaretler var. Mühendis abilerimiz izlerse lütfen yoruma yazsınlar. Bu işaretlerini için koyuyorsunuz buraya? Mühendis abimizin çok dik dediği yerlere bile çıktım. Gerçekten de dik ama burası. Biraz tehlikeli. Sesler geliyor. Bizim çocuklar gide motora bir şey yapmışlar. Şantiye alanına girme demişti ama göstermek istiyorum ya size. Bir daha mı geleceğiz buraya? Mühendis abimiz. Abimizden özür diliyorum. Burada iş makinesi yok zaten. Görüyorsunuz. Neredeyse 8 metre, 10 metre bloklar var burada. Oralar bitmiş, aşağı doğru devam ediyorlar. Görüyorsunuz. Kayanın oluşumu bu. Muhteşem ya. Allah Allah, öğlen ezanı daha yeni okunuyor ya. Demek ki sela gibi bir şeydi. Çok yüksek abiler ya. Gerçekten yüksek ya. Arkadaşlar video çekme. Yani bırakayım diyorum artık, yeter diyorum ama kendimi alıkoyamıyorum ya. Şu güzelliğe bakın ya. Şu mermerlerin kesiliş şekline bakın. Dümdüz ya. Abi inanılmaz ya, inanılmaz. Daha fazla girmek istemiyorum. Benim şansım var, bugün pazar. Normalde burada İş makineleri harıl harıl çalışması gerekiyor. Tabii ki tatil günü. Onun için rahat dolanabiliyorum yani. Haydi artık yeter ya, yeter. Çok oldu çok. Video çok 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 uzun oldu. Tabii ki çalışan abilerimiz de var. Burada çalışıyorlar. Kademe 2 diyor. Kademe 1 diyor. Kademe 3 diyor. Muhtemelen bu 3. kademede çalışıyorlardı. Bir çeşme buldum. Bakalım su akıyor mu? Bayağı susadım ya. Şansım olsun. Kurumuş. Aşağıda bir çeşme buldum. Acaba şey mi var? Bir bakalım. Belki şeyi vardır. Çeşmesi vardır. Açıp kapatabiliriz. Yok. Kim yaptırmış? Çanakkale şehidi Yusuf Koç anısına yapılmış. Ama kurumuş. Ha, ses geliyor, bu ne? İş makineleri burada çalışıyor. Haydi biz devam edelim ya. Çok 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 uzun oldu bu video. İş makinesi en alt bölgede çalışıyor.
Duruyorum vallahi. Of 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 of. Lan bu görüntüyü demin niye görmedim ben? Vay anam vay. Vay babam vay. Ben oraları geziyorum, şu aşağıları görmüyorum. Abi muhteşem bir yer ya. Fotoğraf karesi alayım burada. Evet arkadaşlar. Ulan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Metamar Quarry diye bir şirket bunu maden ocağını işletiyor. Evet, kendilerine de duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten ülkemiz kazansın diye bu madenleri, bu mermerler buradan çıkarıyorlar, kendileri işleyip dünya piyasasına satıyorlarmış. Yani böyle, bunlar böyle direkt böyle buradan gidip hemen Çin'e gidiyor diye bir şey yok. Biraz önce bize videomuzun başında Muhammed kardeşimiz, buradaki mühendis kardeşimiz açıkladı. Bunlar dedi, bu firma Metamar firması, kendisi işliyor, kendisi satıyor dünya pazarına dedi. Yani öyle lokalinde Çin'e gidip Çinler işleyip satmıyorlarmış. Ha, olanlar da varmış tabii ki. Ama bu firma, Metamar şirketi firması, kendisi işleyip satıyor. Bu videoya katkılarından dolayı mühendis kardeşim Muhammed'e de çok teşekkür ediyorum. Kendisi Antalyalıymış. Hemşerimiz sayılır. Bizim de Antalya'da evimiz var. Burada da çalışıyormuş epey uzun bir süredir. Ona da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar böylelikle aslında köy hayatı diye başladım ama mermer ocağı videosu oldu gitti. Artık köyün içerisinde başka bir videoda çekeriz. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizin de görmek isteyip de gelmek nasip olmadığı yerleri size gösterdim. İnşallah beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşıp yorum atmayı da lütfen unutmayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar inişe geçtim. Mobiletimi N'ye aldım. Yani boşta şu an. Ayağım frende. Yavaş yavaş iniyorum. İniş daha kolay tabii ki. Ama hızlanıyor. Fazla da fren bastı mı da arkası kayma yapabiliyor. Biraz tehlikeli. Ama ikinci vitese gidemediğim için ya burayı 1 ile inmem lazım ya da 3 ile. 3 ile de yine hızlanacak zaten. Dedim böyle yapayım. Benzinden tasarruf edelim. Çıkarken çok yaktık. Zaten benzinimiz bitti yani. Herhalde bir şey kalmadı. Bakalım köye kadar götürecek mi bizi? Evet arkadaşlar, dağdan indim. Şu an Ördekçi'nin içerisindeyim. Neymiş Cafer? Nasıl kapı öyle ya? Sultan kapısı gibi. Evet, bir çeşme arıyorum şimdi. Çok susadım. Çeşme bulmam lazım. Şurada bir köy konağı vardı. Muhtemelen orada vardır. Hatta şurası bir çeşme zaten. Tarihi eser gibi yapmışlar. Ama su yok herhalde.
En kötü ihtimalle varmış. Hüseyin Efendi ve eşi Nazife Hançer anısına yaptırılmıştır. 99. Maalesef sürekli. Camiye gideceğiz. Cami biraz aşağıda. Evet, cami meydanı. Amcalar sohbet ediyor. Aa, burada varmış. Gidiyor. Şöyle bırakalım. Bir bakalım ya. Boğul herhalde. Ama su gibi aziz o. Tarihi eserler var. Bak görüyor musunuz? Bu değirmen taşı. Bu değişik bir şey. Üstünde bir şey var ama şu an belli değil. Şurada bir şey var. Heykel gibi bir şey var. Bak dibek taşı. Yazılar da var burada. Ama müzeli eşyalar burada ya. Güzel bir yer. Ördekçi. Aracı var acaba. Cenaze mi var ki? Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Evet, devam ediyoruz. Dağdan indik aşağıya. Yatmış yere inekleri otlatıyor. İnekleri başıboş geziyor. Arkadaşlar
zirvesindeydi bu baştaki dağ. İnanılmaz ya. Arkadaşlar başladığım yere yine geldim. Kısaca göstermek istiyorum size. Dağın zirvesine tam buraya çıktım. Mermer ocağı burada. Bunun da üstündeydim. Ya muhteşem bir gün bu ya. Gerçekten yani mutlulukta zirve yaşıyorum şu an. Her zaman gördüğüm bir yer. Kendi evimin balkonundan da görüyorum. Çaykara ağaçlar. Hep merak ediyordum bu nasıl bir yer orası diye. Çok güzel. Size de gösterdim. Çok güzel oldu ya. Size de haydi. Kapatıyorum artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.